genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Aret Kamar. Kadın hastalıkları ve doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün size tekrarlayan gebelik kayıplarından bahsetmek istiyorum. Bir gebelik kaybı oluşuyorsa iki tane ana sebep vardır. Ya bebek çok sağlıklı değildir, rahim içerisinde ilerlemiyordur ya da rahim onu beslemeye bir şekilde elverişli değildir. Dolayısıyla ilk yapılması gereken ultrasonla rahimin değerlendirilmesidir. Rahimin iç tabakasını etkileyen polipler, rahmin içine doğru büyümüş olan miyomlar, rahimde doğuştan gelen şekil bozuklukları, düzeltilmesi gereken, tedaviye başlamadan evvel alınması gereken durumlardır. Bir diğer durum tüplerdir. Özellikle hidrosalpenx dediğimiz durumda tüpün içerisinde biriken sıvılar rahim içerisine gelerek bebeğin gelişiminin durmasına neden olabilir. Sanıldığının aksine özellikle tüp bebek tedavisinde tüplere ihtiyacımız yok. Zaten yumurtaları alıyoruz, spermle birleştirip rahim içerisine koyuyoruz gibi yaklaşımlar doğru değildir. Tüplerdeki problemi her zaman biz ultrasonla anlayamıyoruz. Dolayısıyla rahim filmi çekmek her zaman çok gerekli, çok önemli ve tedavinin birinci basamağı olması gereken bir tanı şeklidir. Rahim filminde rahim içerisindeki şekil bozuklukları ve tüplerde oluşan tıkanıklıklar önemlidir. Tüp eğer rahme girdiği yerden itibaren tıkanıksa bizim için hiçbir önemi yoktur. Ama tüpün üzerinde, tüpün ortasındaki veya yumurtalığa bakan ağızdaki tıkanıklıklar ve güdükler rahmin içerisine bebeğin tutunmasını etkileyebilir. Bir diğer problem genetik sebeplerdir. Mutlaka tekrarlayan düşüğü olanlarda kadın ve erkeğin kromozom problemlerinin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kromozom problemleri özellikle translokasyon dediğimiz durum tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olur. Bu durumda bebeği rahmin içerisine koymadan mutlaka bebeğin sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi tekrarlayan düşüğü önleyecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.